Merhaba sevgili dostlarım. TV 4 ekranlarından herkese kucak dolusu sevgiler. Özlem Recep'le astroloji programıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta sizlere 14 ile 20 Mart arasındaki gerçekleşen gökyüzü koşullarını ve burç burç özel etkilerini anlatıyor olacağım. Hazırsanız gökyüzünü yorumlamakla birlikte başlıyorum. Aslan burcuyla birlikte gökyüzünde Ay Aslan burcuyla birlikte haftaya başlıyoruz. 18 Mart tarihinde de Başak Burcu'nda gerçekleşecek bir dolunay gerçekleşecek ve ciddi anlamda biraz gergin enerjiler altında olacak mıyız? Evet, olacağız. Bunca zamandır hakkınızın yenildiği her türlü plan, proje, girişim, aşk, sevgi konuları, ilişkileriniz hakkında krizlerle alakalı önemli bir döngü geçecek önünüzde ve önümüzdeki süreçlerde daha net göreceğiniz, temeli sağlam olacak olan süreçlere başlayacağımız bir döngünün içerisindeyiz. Biraz eleştirisel, biraz muhalif olsak da gökyüzü emek verenin yanında olacak her zamanki gibi, çünkü Jüpiter Balık burcunda bu dolunay hattıyla birlikte denizlere, gemilere, sulardan gelebilecek rahatsızlıklara, bağırsak enfeksiyonlarına birazcık açığız, dikkatli olmalıyız. Peki burçları neler bekliyor? Hepsini sizin için tek tek anlatmaya başlıyorum. Çünkü önemli bir dolunay hattı üzerindeyiz. Burçlar merak ediyorlar, ne hangi konularla alakalı neler bekliyor. Koçlarla birlikte başlıyorum öyleyse. Koç burçları, çocuklarınızın sorumluluğu artabilir bu hafta. Aile bireyleriyle alakalı daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yaşadığınız yeri değiştirmek isteyeceksiniz sanki koç burçları. Ev alım satım işlemleri hız kazanabilir planlayanlar için. Uzunca süredir bekledikleri bir miras varsa koç burçlarının ve çözümlenme süreci içerisinde sıkıntılar varsa şimdi biraz enerjiler artacak ve çözüm süreci içerisine girmiş olabilirsiniz. İş hayatınızda da mirasın haricinde iş hayatınızda önemli bir proje yürütülüyorsa eğer ki isminizden söz ettireceğiniz, gözlerin sizin üzerinde olacağı, terfi alacağınız bir haftanın içerisinde olabilirsiniz, haberiniz olsun. Dış görünüşünüzle alakalı değişiklikler ya da fazla kilolar varsa gitmek bilmeyen, şimdi diyet ve detoks zamanı ve bu hafta itibariyle başladığınız diyetlerde uzunca süre içerisinde veremediğiniz kiloları hızlı bir şekilde verebilirsiniz, haberiniz olsun. Başkalarına ve başkalarının söylediklerine karşı dikkatli olun bu hafta. Aşkınıza ve sevdiğiniz kişiye odaklanarak bu haftayı geçirmenizi diliyorum. Sevgili koç burçları. Peki ya boğaları neler bekliyor? Sevgili boğalar, aşk geliyor. Bir süredir boğaların enerjisi oldukça arttı ve gergin pek çok enerjiye rağmen güç buldukları bir süreci de yaşıyorlar. Bu dolunayla birlikte aşk enerjiniz artacak, haberiniz olsun boğalar. Dikkat edilmesi gereken konu var ki eski ve yeni beraberlik arasındaki gitgeller. Kimsenin kalbini kırmamaya, ahını almamaya lütfen dikkat edin. Şanslı bir iş anlaşması ve para kazanacağınız projeler de kapınızda ve bu döngü içerisinde şans sizinle birlikte. Evlilik hazırlığı yapanlar da var biliyorum. Başkalarının sözlerine bakmazsanız eğer ki ciddi anlamda daha rahat edersiniz. Çünkü evlilik hazırlıklarınız hız kazanabilirmiş gibi görüyorum. Peki ya İkizler Burcu'nu neler bekliyor? İkizler Burcu, kariyer hayatınızda önemli bir sürecin başındaysanız ses getirecek projelere imza atmak üzere olabilirsiniz. Uzunca süredir netlik kazanmayan pek çok proje bu dolunayla birlikte size destek veriyor olacak. Para kazanacaksınız yani. Ev satın almak, ev satmak isteyenler bu ay gelişen maddi artış konularıyla birlikte Mayıs ve Temmuz arasına kadarki olan süreç içerisinde satım işlemleriyle alakalı hız kazanacaklar ve bu ay gelişen konular Mayıs ve Temmuz arasında gelişecek konulara da zemin hazırlayacak, haberiniz olsun. Hamilelikler yaşayanlar olabilir. Eğer ki beklenmedik hamilelikler olursa lütfen sağlık kontrollerinizden geçmenizi öneriyorum. Aşk konusunda yalnız olanlar yuva kurabileceği beraberliklere kalbinizi açabilirsiniz. Gökyüzü sizin için aşkı çağırıyor. Haberiniz olsun, İkizler Burcu diyorum. Yengeçlere geçiyorum. Sevgili yengeçler, dış görünüşünüzle alakalı değişikliklerin olacağı önemli bir sürecin içerisindesiniz. Uzunca süredir ihmal ettiğiniz güzellik bakımlarınızı yaptırabilir ve tarzınızı değiştirebilirsiniz. Evi taşımak, uzak bir şehre yerleşmek, iş kurmak isteyenler varsa bu hafta planlarınız destekleniyor. Güzel bir zaman döngüsünde bulunacaksınız.
evliliğinizde ya da beraberliğiniz içerisinde akrabalarınızın çıkarabileceği problemlere karşı biraz temkinli ve dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreç içerisinde belki geçmişte ilişkiniz ve beraberliğinizle alakalı konuştuğunuz şeyler önünüze çıkabilir ve mutlu bir beraberliğin içerisinde sıkıntıyı tekrardan yaşamanıza sebep olabilir. Aman ha dikkatli olun. Bazı yengeç burçları bu dolunayla birlikte eğer ki boşanma süreci içerisindeyse biraz işler hızlanabilir. Sonradan üzülmemek adına problemlerinizi birbirinize sebep olan problemleri iyice masanın üzerine yatırmakta fayda görüyorum yengeçler. Eğitim, öğretim projeleriyle alakalı zorlayıcı ama kendinizi göstereceğinizde güzel bir zaman döngüsü içerisindesiniz. Özel konuları kenara bırakırsak eğer ki eğitim ve öğretim konularına biraz odaklanabilirseniz, yeni girişimlere, yurt dışına, yabancılara odaklanabilirseniz eğer ki daha şanslı bir hafta sizinle birlikte olabilir yengeçler. Peki ya aslanları neler bekliyor? Aslan burçları şanslı bir dönemin içerisindesiniz, haberiniz olsun. Beraberliğinizde birbirinize daha fazla zaman geçireceğiniz, daha birbirinize kenetleneceğiniz, adeta kabuğunuza çekilip kenetleneceğiniz bir süreci yaşayacaksınız. Yalnız olanlar bu dolunayla birlikte aşk onların kapılarını çalabilir. Aslanlara sesleniyorum buradan ve karşınıza çıkabilecek aşkı belki de arkadaş ortamlarından bulabilirsiniz. Bu süreç içerisinde aşkı biraz gizli kapaklı yaşamak isteğiniz olabilir. Yani en yakın arkadaşlarınıza dahi söylemek istemeyebilir ya da planladığınız geleceğe dair olan planlar, belki evlilik hazırlıkları olabilir bunlar, geleceğe dair olan planlarınızı kimseyle paylaşmak istemeye olabilirsiniz. Haritanıza göre aşkı vaat etmeyenler ise sadece şuna dikkat etsin. Geçmiş aşkın yaralarıyla çaresiz hissetmeyin ve melankolik düşüncelerle adeta bir kendi kabuğunuza çekilmeyin. Çünkü yeni gelecek olan enerjilere belki de sizin için hazırlık olabilir. Aşk gelmeyen ve yalnız olan aslanlar için. Para enerjisi artıyor bu döngülerde. Bugünlerde atacağınız adımlar önümüzdeki yaz aylarında sanki size maddi anlamda gelir kapıları, artışları sağlayacak. Ve bu döngü içerisinde güçlenerek ilerleyeceksiniz. Haberiniz olsun diyorum aslan burçları. Peki ya başakları neler bekliyor? Başaklar bu dolunayla birlikte sağlık kontrollerinizi yaptırdıysanız tamam rahatsınız ama eğer ki sağlık kontrollerinizi yaptırmadıysanız lütfen bir check-up programına yazılın. Bu dolunay sağlığınızda her zamankinden daha fazla dikkat etmeniz gereken enerjiler taşıyor. Evinizin içerisinde de dekorasyon değişiklikleri yapmak, taşınmak, eski kıyafetler ya da mobilyalarınızdan kurtulmak için harika bir zaman döngüsü haberiniz olsun. Kendinize vakit ayırırken, kendi sağlığınıza özen gösterirken, evinizle alakalı evinize de özen göstereceğiniz bir döngü sanki. Bir diğer yandan kariyer ve iş fırsatları da var. Kariyer ve iş konularıyla alakalı kendinizi göstereceğiniz güzel bir zaman döngüsü içerisine girmek üzeresiniz. Ev satın almak veya ev satmak isteyenler için şanslı mı şanslı bir zaman döngüsü haberiniz olsun diyorum. Önümüzdeki 15 günlük zaman içerisinde aşk sizi bulabilir Başak burçları. Eğer ki önümüzdeki Mayıs ve Temmuz arasındaki ilişkiler, bu şimdiden temeli atılan ilişkiler Mayıs ve Temmuz arasında niyeti ciddi beraberliklere doğru dönüşebilir ve önümüzdeki yıl içerisinde, evlilik içerisinde bir güzel sürprizler, belki de bir bebek haberleriyle birlikte bizlere mutlu haberleri verebilirsiniz. Ama bu dolunayla birlikte önce kendinize dikkat ederek, daha net kararlar almamaya özen göstererek dikkat edin kendinize, sağlığınıza, her şeyden önce siz önemlisiniz. Ve terazi burçlarına geçiyorum. Terazi burçları iş hayatınızdaki dengesizliklerin yerine oturmaya başladığı önemli mi önemli bir sürecin içerisindesiniz. 2,5 yıldır uğraştığınız iş konularıyla alakalı şansınızın döneceği yeni bir süreç adeta sizinle birlikte. Yeni eve taşınmak isteyenler bu dolunayla birlikte taşınma arayışları ve belki de taşındıkları süreç içerisinde geçecekleri yeni bir evin eksikleriyle alakalı da ilgileniyor olurken kendilerini bulabilirler. Bazı terazi burçları hamilelik haberleri verecekmiş gibi görüyorum. Aşk ve uzunca süredir sınandığınız konularla alakalı ödüllerinizi de almak üzeresiniz sanki terazi burçları. Görünmeyenin arkasını fark ettiğiniz süreç içerisinde adeta güçleneceksiniz. Hem aşkınız hem sevginiz ve ailenizin içerisinde gelişecek yeni bir döngüyle birlikte diyorum.
ve akrep burçlarına geçiyorum. Akrepler, aile büyüklerinizin sağlık sıkıntılarıyla alakalı uğraştığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Issızlaştığınızı hissettiğiniz bir sürecin içerisinden de geçiyor olabilirsiniz. Yalnızsanız sizi mutlu edebilecek bir beraberlik kapınızı çalabilir. Evliyseniz aileniz ve eşiniz arasındaki sıkıntılardan yorulmuş olabilirsiniz. Yaşadığınız olaylar her neyse, büyütmeniz sonucunda önümüzdeki sene itibariyle ayrılık kararları alınabilir ve zemini şimdi atılıyor olabilir. Lütfen dikkatli olun. Mahkeme, nafaka ve iş anlaşmalarıyla alakalı da önemli bir sürecin içerisinden geçiyorsanız gökyüzü sizi destekliyor. Arka planda gökyüzünün desteğini alarak hareket edin. Çocukları olanlar bu dolunayla birlikte her zamankinden fazla çocuklarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirler. Belki onların sağlık problemleriyle alakalı ilgilenirken kendinizi bulabilirsiniz. Sizin fark etmediğiniz içsel bir yara yaşıyor olabilirler çocuklarınız. Lütfen biraz daha empati yaparak hareket ederseniz eğer ki onlarla birlikte daha mutlu olacağınız bir döngünün içerisinde olacağınıza eminim. Peki ya yayları neler bekliyor? Yay burçları bu hafta evlilik süreci içerisinde olanlar hazırlıklarını arttıracak sanki ve önemli bir sürecin içerisinden geçecekler. Taşınmak isteyen yay burçları ise bu dolunayla birlikte kalbinize göre bir ev bulabilirsiniz ve taşınma sürecini başlatabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle birlikte uzun kısa seyahatler gündeminizde olabilir bu hafta. Maddi anlamda hayallerinizi pek çok şeyin gelişmesi için biraz zamana ihtiyacınız bulunuyor da olabilir yay burçları ama pek çok konu yoluna girecek, merak etmeyin. Borçlanmamaya özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Yakın akrabalarınızın bazı sağlık problemleri veya sizin olası ameliyat işlemleriniz veya eğer geçtiğimiz haftalarda bunları atlattıysanız sağlığınızla alakalı bir toparlanma süreci içerisinde de olabilirsiniz yay burçları diyorum. Peki ya oğlakları neler bekliyor? Sevgili oğlaklar, kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın arkadaşlarınız arasında uzunca süredir belirsiz olan pek çok konu açığa çıkmak üzere. Olası küslüklere ve sıkıntılarla yüzleşeceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Problemler karşısında mirasın bölüşümüyle alakalı belki bir soru, belki ikili diyaloglar arasındaki küslükler çözüm yollarıyla birlikte önünüzde olacak. Önemli bir iş yerinizde projeniz bulunuyorsa bu konuların haricinde önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde önemli açıklamalar isteyebilir ya da başka yöneticilerinize önemli açıklamalar yapmak üzere kendiniz aslında görev almış olabilirsiniz. Eğitim almak, üniversite ve projelerinizle alakalı da isminizden söz ettirmek istiyorsanız şanslı mı şanslı bir zaman döngüsü içerisindesiniz. Mevcut bir sözleşmeniz varsa sonlanabileceği ve önümüzdeki süreçle birlikte yeni bir iş teklifi veya terfi alacağınız yeni bir sözleşme yapma ihtimalinizde bulunuyor. Ev alımı hakkında araştırma yapmak, araba alım satım işlemleri için gökyüzü sizi çok ama çok destekliyor. Yalnız olanlar arkadaşlıktan aşka dönüşecek aşklara kapılarını açabilir ya da kapılarını açtılarsa bu süreç içerisinde işler birazcık hızlanabilirmiş gibi görüyorum. Peki ya kovaları neler bekliyor? Sevgili kovalar, şanslı bir döneme giriş yapmak üzeresiniz. Hadi hayırlı olsun. Geçtiğimiz aylarda oldukça gerildiniz. Hala biraz gergin enerjiler var ama kendinizi yanlış ifade ettiğiniz konular, işte ne bileyim olası küslükler bu haftayla birlikte adeta aşk konusunda böyle kırıldığınız, kırdığınız pek çok konu şimdi toparlanma dönemi içerisinde. Yalnızsanız bu dolunayla birlikte aşk kapınızı çalabilir. Evliyseniz bebek planı yapabilirsiniz. Kariyerinizde büyük bir yükselişe hazırlıklı olmanız gereken önemli mi önemli bir haftadan geçeceksiniz. Hem kariyer hem de para artışınız olabilir ve ciddi anlamda mutlu olabilirsiniz. Ufak bir kredi çekip ev sahibi olmak isteyen kovalar varsa eğer ki karlı atılımlar bu hafta itibariyle yapabilirlermiş gibi görünüyor. Hadi hayırlısı. Peki ya balıkları neler bekliyor? Sevgili balıklar, aile büyükleriniz ve çevrenizdeki pek çok kişinin sağlık problemleriyle alakalı içsel anlamda yoruluyor olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili iyileşme süreci içerisinde de olabilirsiniz. Ancak yine de kendinizi fazlaca zorladığınız ya da belki hamileyseniz şu süreç içerisinde biraz belki de bebek tedavisi görüyorsanız biraz daha fazla kendinize önem göstermeniz gereken bir döngüden geçiyor da olabilirsiniz. Beslenme düzeninizi değiştirmek ve diyet yapmak için harika zamanlar. İşe gitmek ve kalabalık ortamlarda bulunmak zorundaysanız bu ay korona salgınına biraz daha dikkatli olmalı. Önlemlerinizi adeta kendiniz almalısınız. Çünkü sağlığınızla alakalı da bu dolunay, Başak Burcu'nda gerçekleşen dolunay sağlığınızı zorlayabilir. Evliliğinizde sıkıntı yaşayan balık burçları varsa
bu ay tamam mı devam mı kararı alacaklar. Bu dolunay etkileriyle birlikte bu döngüye başlayacaklar. Ayrılık yaşayanlar bir kısmı üzülmesin. Çünkü önümüzde 2 ay sonra Mayıs-Temmuz arasında belki de yeni bir aşk kapınızı çalacak olabilirmiş gibi görünüyor. Evet balıklar, her şey sizin için hayırlı olsun. Evet, sizlere 14 Mart ile 20 Mart arasındaki gökyüzünün genel koşullarını ve burçlara olan özel etkilerini tek tek anlattım. Haftaya gökyüzünün haberleriyle birlikte tekrar TV4 ekranlarında buluşmak dileğiyle. Gökyüzünün ışıltılı tozları sizlerle olsun. Hoşça kalın sevgiler.